başındaki izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Ay ay. Ah bu alkışlar, ah insanı böyle alıyor götürüyor. Vallahi insan böyle, böyle gidiyor böyle, iyi gidiyor yani. Evet sevgili misafirler, programdan hani programın bölümleri de arttıkça, yani sokakta tanındıkça şöyle bir şey gelmeye başladı başımıza. Artık böyle gelip yanımıza şaka yapıp, bunu programda kullanın bak, skeçlerde kullanın diye bir şey çıktı. En son başıma gelen şey, bugün tiyatro girerken bir çocuk böyle geldi yanıma 20'li yaşlarda falan. Dedi ki, abi ben dedi 5 yaşındayım dedi. Eyvallah dedim. Baktım şaka geliyor orada, ben anladım yani. Dedim neden, nasıl 5 yaşındasın? Abi ben 29 Şubat doğumluyum. 4 yılda bir biliyorsun Şubat 29 çekiyor. Ben onu 4 hesaplıyorum. Ben 5 yaşındayım dedi. Şimdi yani ya, yani koca çocuk gülmesen olmaz. Gülersem kendi mizahi kişiliğime şey. Böyle arada deride kalıyoruz. Böyle şakalar anlatırken daha böyle bir dikkat edelim. Biz de şey zorunda. Çünkü şey çok zordur bilirsiniz. Birine böyle gülmek istemezsin ama yüzünü gülme şeklinde tutma vardır. Onu bilirsiniz değil mi? diye böyle salak bir ifademe suratında kalır böyle. O çok zor bir şey. Yaptırmayın bunu bize. İnşallah bu akşam şakalarımızın hepsi ondan iyi olur. Karşınızda Yılmaz Erdoğan. Çok teşekkür ederim. Canım. Teşekkür ederim. 6 kişi bağırdınız ama gene de tatlıydınız. Çok teşekkür ederim. Bana hiç bağırmadınız ya. Ben... Ama şey ama... Ya yok artık istemez bırak. Tamam. Çok şahane bir gece. Şahane de konuklarımız var. İbrahim ve Demet'i görüyorum. Gördünüz mü onları görürken? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İkisi de benim çok eski arkadaşlarımdır ama İbrahim artık müesseseye de katılmış durumda. Bugs Bunny Basketball Show'da çizgi filmlerle birlikte yer aldı. Ama oradan duyduğum, yani biz de burada çalışıyorduk, gidip seyredemedim maalesef ama bir de bizim oğlan daha ufak, götüremiyorum böyle şeyleri. Ailevi şeylere gülmeyin. Ama oradaki çocukların hepsinin, yani çalışan arkadaşların hayranlığını kazanmak bizim meslekte önemlidir. Siz orayı bilmezsiniz ama orada herkes şahane şeyler söylüyor. Yani daha önceki duygularımızda hiç yanılmadığımızı ispat ettin. Çok teşekkür ederiz. Şahane dönem. Necdet'in hemen İBO'ya proje, hemen İBO'ya proje. Şimdi ben kafayı ona yordum. Böyle yüksek ne yapabiliriz diye. Sana her an bir teklife gelebilirim İBO. Getirmediniz mi? Oynarsınız. Ben İrem'i burada... getirmediniz mi? İrem değil, doğru söyledim. Evet. Ha. Ben taze babayım, direkt çocuğa odaklanıyorum yani. Osman Berk burada. Vay vay. Gel Osman. Vay vay vay. Gel Osman. Seni görsünler, onlar da görsünler. Gel Osman'cığım, gel. Süper çocuk. Osman'ım. Indigo çocuk Osman gelmiş. Babası ve bugün annesi de burada. Nerede annesi? Wow, siz yaptınız değil mi bunu? Vay anasını. Gerçekten o konunun insan detaylarını merak ediyor. Osman hoş geldin. Hoş bulduk. Peki seni tekrar davet ettik. Ne hissettin? Ne düşündün? Çok iyi düşündüm. Niye çağırdık seni sence? Yani senin hangi özelliğinden dolayı? Onu siz söyleseniz daha iyi olur. Boş yok ya. Osman Berk'te benim hiçbir çocukta görmediğim bir şey var. Çok sen, yani değişik bir arkadaşımız. Fakat ne zaman hani yani büyümüş, daha doğrusu büyümemiş ama büyük. Yani büyümüş küçülmüş ilişkisi yok. O bazı çocuklarda böyle bilmişlik gibi olur. Hiçbir lafın altında da kalmayan, ben bu kadar olgun bir arkadaşımı tekrar görmek istedim. Tek sebep bu aslında. Hoş geldin Osman'cığım. Hoş bulduk. Peki bir şey soracağım. Sana dedi ki annesiyle otursun bu sefer dedik. Yok yok dedi, ben babamla oturayım. Neden öyle dedin?
Çünkü babamın benim büyümemde daha çok katkıları oldu. Biraz Rodin'le de böyle bir bağlılık istiyorum inşallah. Osman Berk. Yorumlarla. Hoş geldin Canım Bey. Tamam geçebilirsin yerine ama dikkat et şuraya. Evet, evet, sakin sakin. Nazarlara gelme. Aman diyeyim. Evet, diğer konuklarımıza, gruplarımıza gelince yani. Söylüyorum, bireysel olarak hepinizin adını söyleyebilirim. Hepiniz bizim eşit derecede misafirimsiniz. Çorlu Kavram Dershanesi. İhmal edilebilir bir sayı. Hoş geldiniz çocuklar. Fatih Bil Dershanesi. Dur. Çorlu'yla aranızda bir sayı farkı yok. Şuur farkı var anladığım kadarıyla. Kartal Adliye. Nasıl? Adliye çalışanları mı? Adliye çalışanları mı? Evet. Ha. Hakim falan mı? Ne? Hani hakim? Oo. Wow. Oğlum hareketlerinize dikkat edin ya. Evet evet. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Bir iki mahkemeye gider gittim ama bazen orada sert davranıyor musunuz? Daha doğrusu sert değil de böyle bir ciddilik var ki yani bir de bana özellikle yapıyor böyle kim olursan ol lan bizim için fark etmez gibi bir şey var. Bayağı kötü hissediyorum yani. Üstelik de mağdur olarak gitmiştim ben. Şikayetçiydim yani. Hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Hocam tam mikrofon sen. Geldi. Ha evet. Siz de mi hakimsiniz hanımefendi? Evet. Biz yanlış hakime mi bakıyoruz şu an? Ben bir şey söyleyeyim mi? Kravatlı bir saattir önümüzdeki abi... abiyi anlatıyorum. Evet. Çekil oradan ya. Mübaşiret dert anlatıyorum. Ya, siz de hakim misiniz? Yok yok oturuşundan oraya hep böyle hakim. Biz konuya hakim olamadık özür dilerim. Değil mi? Böyle kendime hangi hakim adliye dediniz? Sultanahmet mi? Kartal. Pendik Adliyesi. Hoş gelmişsiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Zaten hukukun üstünlüğünü biliyorsunuz. Sarıyer Bil Dershanesi. Tamam, tamam. Tamam. Çocuklar, gruplar hızlı coşup hızlı susuyorduk yani. Bil'in bir şey soracağım ama gruplara gerçekten soru sormaktan artık çekiniyorum. Karışıyor hocam ortalık. Çünkü ne sorarsan sor. Ay ay ay. Birisi kalkabilir mi o dershaneden ayağa? Hepsi kalkabilir de acaba. Kalktı mikrofonu bulamıyor. Bil ne demek? B ile ne demek? Bilmek demek bir adım ha, önde olmak ha, demek. Ha. Yani her yani. Açıdan önde olmak demek. Yani bilim ilim laboratuvarı değil ya bilim biz bilim. Evet. Anladım. Çok teşekkürler bir dikit teşekkürler. yorduk seni sağ ol. Sınav dershanesi. Eser yetkinin doğum günü deydi. Deydi. Günü deydi. 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 Yetkinin doğum günü. Dedi Eser de, yetkinin eydi. Doğum günü dedi. Ne dedim ben şimdi ne oldu? Tamam diyeydi, iyiydi diyor ya. Hangi skeç diyor? Deydi. Diyeydi, iyiydi. Deydi ya. Süvereydi, iyiydi. Tamam Büşra gelince onu der daha de iyi olur. Ben manyaklar. De dedim ama yetkinin doğum günü. Canım. Ergun Öner, Mehmet Öner Anadolu Lisesi. Ya biz hep ikinin üstü gruptur diyoruz ama onu bir şey mi yapsak ya? Bir daha alkışlayın bakayım kaç kişisiniz? Tamam tamam ya. Sayı iyi de gene gruptur gene bu. Şey evet yani. Pendik Adliyesi. Gene hoş gelmişsiniz. Kartal Pendik ayrı ayrı değil midir? Anladım. Niye ayrı yazılmış? Anlamadım ama sorun etmiyorum. Kavram Dershanesi kimdi? Sizin adınız nedir? Recep Sancak da burada. Recep. Ha benim Sancaklar.
Sancak ailesi dostlarım da gelmiş. Murat'la konuştum, siz demek buradaymışsınız. Hoş geldiniz. Bak Allah sordurdu ha. Hoş geldiniz. Hazır mısınız? Hazırız. Eser, şurada çıkan sevincenin farkındasın değil mi? Farkındayım hocam ya. Bir kardeşin olmuş Eser. Benim de 2.7 hocam. Benim... Ona Photoshop yapalım. Sevmem öyle. Yayınımda öyle şeyler sevmem. Çok güzel hareketler başlasın mı? Başlasın! Başlıyor! Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi. Ben şimdi tribe girdim hocam böyle. Hep böyle hani bir mimik de bulmam lazım şöyle. Evet sevgili misafirler, bayanların iş hayatında yaşadığı zorluklarla ilgili bir skeç hazırladık sırada. Hani bu konuyla ilgili böyle konuşmak isteyen var mı? Hayatımda öyle bir zorluk yaşadım ki bir bayan olarak. Bunu buradan dile getirip, milyonlara haykırıp o insanı bitirmek istiyorum gibi gergin başlayalım mı? Göstereyim, var mı böyle biri? Bence Osman Berk'in annesi doğurduğum kıymetim bilinmiyor diyebilir mesela. Evet bence de annesi babasıyla tanışmıştık hocam. Annesi evet de... ya neredeydi? Neredeydi? Aynı kapıydı. Bende de var bir tane. Evet. İsminiz neydi? Vildan. Vildan. Ya peki neye bağlıyorsunuz Osman Berk'in bu değişik durumunu? Yani doğuştan. Bir şey diyeceğim bak. Indigo çocuk diye bir şey duydunuz mu? Evet, öyle diyorlar mı? Genellikle Osman öyle diyorlar. Ha, indigo tamam. Çocuk diyorlar. Yani üstün zekalı çocuk. Hepimizden daha şeyli. Şimdi bak söz alırken dikkat edin çocuklar. Osman var burada. Yani mahcup ediyor. Mahcup ediyor, yaşını sorduruyor insana falan. Aman neyin. Bugün dikkatli olalım. Tebrik ediyoruz efendim. Teşekkür çok güzel ederim. Bir çocuk doğurmuş ve yetiştirmişsiniz. Sizinle tanışmaktan da memnun olduk. Giderek akraba doğuruyoruz. Teşekkür yavaş ederim. Yavaş yavaş size kalıcı bir yer yapacağız. Ben sözü arkadaşım Sivilceli Eser'e Evet, şimdi bu konuyla ilgili İbrahim Büyükak ve Ayça Ertuğrul birlikte bir skeç hazırladılar sizlere. Artık cümleler de gitti hocam. Sivilce öyle bir tribe soktu ki ağzım da karışıyor. Ve Hayat Sigortası adlı skeçle başlıyoruz. Böyle şahane bir gece olsun. Eğlence, coşku. Başlıyoruz. İyi seyirler. Eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Buyurun bayan. Merhaba. Ben iş görüşmesi için gelmiştim. Güreş salonu yan tarafta. Anlamadım. Güreşçi değil misiniz siz? Çünkü o küt yapınız falan baya pehlivan değil misiniz siz? Hayır değilim. Ben Bülent Bey'le iş görüşmesi için gelmiştim. Bülent Bey'le güreşemezsiniz diyorum işte yanda. Yandan gireceksiniz arka taraf. Beyefendi ben Bülent Bey'le iş görüşmek için gelmiştim. Ha görüşme. Evet. Anladım tamam görüşebilirsiniz tabii de. Siz yine bir güreşi de düşünün. Çünkü o şey... Ben giriyorum o zaman. Aa bir dakika ben burada niye duruyorum canım öyle girecekseniz? Üstünüzü aramak zorundayım şu an. Üstümü arayacaksınız. İstiyorsanız altınızı arayayım benim için problem yok. Tamam arayayım buyurun. Buyurun. Şöyle alayım sizi. Maşallah. Bir şey diyeceğim bak ama ciddi söylüyorum. Hemen buradan dön eve güreşe. Vallahi bak neresinden dönsen kar. Arayacaksan ara çabuk ol. Vaktim yok. Tamam. Bakıyorum maşallah. Bir dakika. Bir şey var. Can simidi var burada. Ne var burada? Ya, bir şey saklıyorsun sen orada. Bir şey var. Yağlarım onlar. Utanmıyor musun diye eğiliyorsun beni. Ben ne utanacağım? Sen gencecik kadın bu halde sokağa çıkmaya utanmıyorsun. Ben utanıyorum. Roberto Carlos gibi baldır yapmışsın. Şuna bak. Sen işine bak tamam mı? Asıl sen işine bak. Sana bir şartla kızmam. Ne demek o ya? Akşam 8-9 halı saha maçımız var. Gelip sol bek oynuyorsun. Hayatta. Attırırım seni. Hayatta. Çekil şuradan. Var ya bak böyle böyle geleceğim topa. Çat çatala asacaksın. Carlos. Tut. Merhaba. Merhaba. Oyun oynuyorum. Hanımefendi benim acelem vardı. Buyurun neydi? Ben iş görüşmesi için gelmiştim. Randevunuz var mı? Randevuya gerek yok dediler ama. Tabii gerek yok. Randevu evi ya burası. Hanımefendi anlamıyorsun. Ben iş görüşmesi için gelmiştim. İş görüşmesi için geldiğiniz belli. Anlamadım. Açmışsın bu yüzünü buraya kadar memeler gel gel diyor. Gel gel kartele gel. Karteldekiler kan kardeşler diyor. Hanımefendi memelerimin bir şey dediği yok. Allah Allah. Azıcık daha açsan roketleri uzaya göndereceksin be. Aç kızım aç. Yolla roketleri uzaya yolla. Hanımefendi ne fiyuu ya? Ben içeri giriyorum. Tamam be git ne halin varsa gör. Senin yüzünden oyunumu save edemedim zaten. Ya save et ya terk et. Manyak mısın be? Manyak mısın mı?
Bana bak. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen sakın kapıyı elinle böyle tık tık diye çalma. Güllelerle çal, güllelerle. Güm 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 güm. Tabii. Yık geç o kapıyı. Sana bir şey söyleyeyim. Senin saçını başını yolarım ben ha. Bekliyorum dışarıda. Bekle beni dışarıda. Şu iş mevzusu yapıp tamam. Geliyorum. Bekle. Hey salak. Zekalı. Salak. Amerika'nın uzaya gönderdiği füzeleri Rusya'nın güllelerle vurma planı ortaya çıkarıldı. Bu Rusya iyice saçmaladı ya. Buyurun. Merhaba efendim. Ah Ayça Hanım. İş görüşmesi için Ayça Hanım değil mi? Evet efendim Merhaba, Ayça. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sesiniz telefonda daha yaşlı geliyordu valla. Bayağı gençmişsiniz. Çok sağ olun efendim. Ben telefonda konuştuğumda böyle 50 yaşında, sarışın, mavi gözlü, uzun, boğa burcunda birini bekliyordum. Siz tahmin etmeyi seviyorsunuz demek ki. Çok, çok severim. Genelde isim tahmin ediyorum ama tutturamıyorum niyeyse. Daha gençsiniz efendim, tutturursunuz. Hatta benden size bir tavsiye, tutturduklarınıza birer tişört armağan edin. Sizinkini tutturdum sayılır. Sayılır efendim, evet. O zaman buyurun size Ersin Korkut Çiçu tişörtü. Ah, oh, çok teşekkür ederim. Çok hayranıyım kendisine, sağ olun. Peki o zaman hemen konumuza geçelim. Buyurun efendim. Biz her canlı ölümü bir gün tadacaktır. Sigorta olarak yani HCBT olarak görevimiz herkese hayat sigortası yapmak. Efendim HCBT dediniz ama orada ölüm kelimesi de vardı fakat kısaltmada ö harfi yok. Neden? Sizce neden Ayça Hanım? Neden efendim? İngilizce'de ö yok. Ondan olmasın. He, okey? Yeah, okey. Burada CV'nizde orta derecede İngilizce bildiğiniz yazıyor. Yani bilmiyorsunuz demek. Yeah, okey. Tamam Ayça Hanım. Yeah, that's right. Ayça Hanım yeter. Tamam efendim, bilmiyorum. Peki, şu soruyu sorayım size. Buyurun. Neden HCBT? Çünkü siz daha iyisini yapana kadar en iyi şirket bu. Oo, menfaatçısınız. Harika. O zaman sizi anlatmanızı istesem bana size anlatacak 3 kelime söyleyin. Mahsar Fuat Özkan. Çok güzel. Hı hı. Issız bir adaya düşseniz. Hı hı. Yanınıza alacağınız 3 şey. İkisi burada, üçüncüsüyü soruyorum. Anlamadım efendim. Anlamamanıza şaşırmadım. Evet. Peki Ayşe Hanım. Şunu sorayım o zaman size. Daha önce bir iş deneyiminiz var mı? Professional housewife. Ev hanımı yani. Yeah, that's right. Daha önce çalıştınız mı bir yerle? Efendim, ben işte bu işi yaptım. Ve ayaklarım üzerinde durmayı istiyorum. Daha önce nerenizin üzerinde duruyordunuz Ayşe Hanım? Efendim yani ev hanımlığını zirvene bırakmak istedim ben. Ne kadar maaş istiyorsunuz? Efendim siz benim için ne düşünüyorsanız Allah size 10 katını versin. Çok güzel, çok zekice. Peki sizi işe almam için... Hı-hı. Ama bu arada her şeyi de yaparım yani hani başka şeyler de isteyebilirsiniz benden. Sucuk ekmek yap desem yapar mısın? Sucukla yaparım kariyerde. 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 10 yıl sonra kendimi nerede görsem tanırım. Peki sizi işe almam için bana 3 neden söyle. 3 neden efendim? Siz ikisini biliyorsunuzdur zaten. Biliyorum. Evet, evet. Ben biraz kendimden bahsedeyim isterseniz size. Ben mesela spor yapmayı severim. Peki. Yüzmeyi çok severim efendim. Yüzme? Hı-hı. Yüzmeyi ben de çok severim. Neden biliyor musun? Neden efendim? Çünkü neredeyse en çıplak yapılan spor yüzmedir. Anlıyorum. Havuzda et ete değer bazen. Değer efendim, evet. Güreş sever misin peki? Yok, ben hiç güreşle alakam yok efendim. Bizim güvenlikçiyle ben acayip severiz. Belli oluyor, ben anladım onu girişte. Peki, çok güzel, bayıldım size. Hobileriniz var mı? Sinemaya gitmeyi severim. Güzel, sinema. Hangi filmlerde hoşlanırsınız? Gerilim. Siz? Erotik. Tak, tik, tak, tik, tak. He? Finalleri evet. Çok şahane oluyor o filmlerin. Evet efendim, anlıyorum. Tamam, benim için uygunsunuz Ayşe Hanım. Yani işe kabul edildim mi demek evet, oluyor? Evet, işe kabul edildiniz. Pazartesi günü gelin başlayın. Hı-hı. Hatta isterseniz biz başlayalım. Siz pazartesi günü evraklarla ilgilenirsiniz. Neye başlayalım efendim? Sizden çok etkilendim Ayşe Hanım. Teniniz çok beyaz. Ve bizim orada bir söz vardır, bilir misiniz? Ne sözü? Ak Ayça kara gün içindir. Efendim siz bana dalga mı geçiyorsunuz ya? He? Dalga mı geçiyorsunuz? Ne bunlar? Sarkmadınız kaldı. Bir elleyin, okşayın, yapışın bana isterseniz. Ayşe Hanım ne oluyor? Bir tane konuşuyoruz burada. Ya size ne oluyor ya? Ayşe Hanım... Mülakat değil ki bu. Bu ne yani? Lütfen terbiyesizlik yapmayın. Ay siz terbiyesizlik yapıyorsunuz ya. 2 saattir bana sarkıyorsunuz Ayşe ya. Ayşe Hanım lütfen. Gel bir güreş yapalım. Söyle bana gel. Yemin ediyorum çıldırtmayın beni. Sizi şikayet edeceğim. Nereye şikayet edeceksin? Edeceğim. Ayşe Hanım lütfen bakın kesin sesinizi.
Siz bu şirketin geleceğisiniz. Gelin geleceğinizi masaya yatıralım. Ne diyorsunuz? Yollarım kafanı başını yollarım. Terbiyesizlik sen yeter artık. Gitti mi kanka? Ne yaptırıyorsun bana burada ya? Ne yaptırıyorsun abi ya? İşte güzel numara yaptın, arkadaşlara teşekkür et benim için ya. Ayıp ama kardeşim. Abi çok kıskanıyorum karımı, çalışmasını istemiyorum abi ya. Abi olur mu, ne kadar güzel bak hanımefendi, hanımcık bir eşin var ya. Tamam abi. Güzel, ceylan gibi gözleri var, beyaz pamuk gibi maşallah bir karın var yani ya. Ayıptır yaptın kardeşim, cahilsin sen vallahi bak ya. Güzel, ceylan gibi gözleri var, pamuk gibi. Kanka çok güzel numara yaptın. Numara yaparken zaten orasını burasını eledin. Sen kime artık yapıyorlar? Ömrüm lan seni. Çok güzel hareket diyenler. Neredeyse şahane alıyordu ama bir şey eksik sanki diyenler. Yok eksiği yok, gayet iyiydi diyenler. Ben bu işlere hiç karışmak istemiyorum diyenler. Kime soruyorum bir bakıyorum aynı adam devamlı alkışlıyor. İyiydi, iyiydi. Kötüydü, kötüydü. Evet, sonunu nereye bağlayacaklar acaba adlı skeçti? Şeyden sonra tam şurada hani Bülent lafını unuttuğu sıralarda benim aklıma kızın bir şey yapacağı geldi ama bu tip bir şey gelmemişti. Ne diyorsunuz? Görüş söylemek isteyen var mı? Önermesi neydi bunun? Osman tabii ki. Ayağa kalkınca da yani o kadar fark etmiyor ki. Evet Osman'cığım, seni dinliyoruz. Hayatta erkeklerden daha zor, yani kadınların daha zor anları erkekler kadar vardır. Ya. Evet, kesinlikle katılıyorum. Bir de eklemek istediğim bir şey var. Son sahnede bir tane ilgimi çeken bir yer oldu. Onu da söyleyeyim. Çapkınlık uyumaz. Çok teşekkür ederiz. Peki kıskançlıkla ilgili de bir yönü var galiba değil mi? Evet var. O da var, evet. Teşekkür ederiz Osman'cığım. Sen zaten abone olduğun için sana ayrıca defter vermiyoruz. Ama doğru söyledin. Hem kadınların işinin daha zor olduğunu hem de kıskançlığın nerelere varabileceğini anlatan komik. Biraz kendini bilmez. Güzel bir skeç. Evet, evet. Çok güzel hareketler. Ayrıca Ayça şahanesin. Ayça'ya böyle şeyler söyledikçe ama sonunu... Alıyor hocam reaksiyonu ama. Hocam yolda Roberto... Evet ya, güreş falan aldı ya. Yanlış olsa almazdı. Demek ki bir... Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Hocam böyle bakışlarımla... Teşekkür ederim ya. Arkadaşlar gel. Çok sağ olun. Eyvallah, eyvallah. Sağ olun, sağ olun. Yavaş yavaş yükseldim. Bu sivilceden dolayı böyle bir bakış atıyorum ki böyle bir yükseleyim diyor hocam ondan. Yok yok, unuttuk artık. Hatırlatmazsan hatırlamayacağız biz de. Ben oradan zevkliydi hocam. Ben sevmiştim o konuyu böyle. Evet sevgili misafirler. Biriyle ilişki kurmanın, yani aşkın bir taktiği var mıdır? Varsa nasıldır? Olmalı mıdır? Nasılsa skeci yapılabilir mi? Yapılırsa nasıl olur? Aydan Taş yazarsa nasıl bir skeçle karşılaşırız? Adlı soruların barındığı bir skeç izleyeceksiniz şimdi. Aydan Taş arkadaşımızın bir skeci olacak. Aşk taktiği geliyor. Böyle inşallah çok güleriz yani. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Köprü yaptırıyorum gözlerinden gözlerine. OGS ile geçiyorum kalbinden kalbine. Seni ilk gördüğüm andan beri çok beğendim. Benimle el ele gezer misin? Aşkımızı herkese haykıralım ister misin? Sana çıkma teklif ediyorum, kabul eder misin? Ay etmez mi? Ay
Delisin sen tatlı çocuk, etmez miyim? Senin patates kafanı yerim ben bebek, bebek yavrum. Ediyorum, kabul ediyorum. Ya Mati Allah sana sen ya. İki dakika delikanlı ol, gözünü seveyim. Ne yapayım oğlum? Ya sen oğlum, kıza böyle yaparsan kızın da yapacağı bu. Hafif davranıyorsun demek ki hafif kız yani. Ya oğlum ben bu kızdan çok hoşlanıyorum. Yardımcı ol bana, gözünü seveyim ya. Ya sen ne uğraşacağım oğlum ya? Sen bu gidişle kızı ancak rüyanda görürsün. Nereden bildin? Vallahi kanka bir şey söyleyeyim. Geçen gün rüyamda gördüm kızı vallahi. Tam böyle soymaya başlarken uyandım. Tamam işte oğlum, rüyaları takip et. Rüyalar insana yol gösterir. Sen rüyanın peşinden git, bana ne anlattırıyorsun? Ya ama uyanınca hiçbir şey hatırlamıyorum. Tek hatırladığım şey şu. Kızı tam suyarken böyle küçük, böyle küçücük bir donu vardı. Üstünde de ayıcık, küçücük ayıcıkları. Tek hatırladım oha. Tamam bak, son kez anlatıyorum. Beni iyi dinle. Öncelikle cool olacaksın. Cool köle olacağım yani. He, cool köle olacaksın. Öyle değil lan, relax olacaksın yani. Ha, relaxı böyle sakız yapışırmış gibi ya. Yavrum rahat olacaksın. Kızlar rahat erkekleri severler. Kızın yanında rahat ol abi. Kız ondan sonra diyecek ki, aa diyecek, zaten adam rahat bana mı bakıyor falan. Yani rahat ol ya. Rahat olayım. Tabii ya. Canım. Ondan sonra şey yapacak. Bak çok önemli. Karizmatik olacaksın. Ha? Delici bakışların olacak abi. Hafif. Evet. Tamam çok da şey yapma. Hafiften göğüslerin kıllı olacak mesela. Kıllı. Tamam. Ha güzel. Kızlar bayılır oğlum. Sonra hafif kel olacaksın. Lan bir kızın istediği bütün özellikler var sende. Allah. Vallahi ondan sonra şey olacaksın, şakacı olacaksın abi. Aa işte onu yapamıyorum işte. Nasıl yapamıyorum? İşte şakalarım zayıf, sen bir iki tane şaka öğretirsen bana ben de yapayım. İyi de yavrum şimdi benim şakalarımla bir yere kadar. Hani kelin ilacı olsa başına sürer derler yani. Yani ben sana birkaç tane vereyim. Tık tık kim o? Richard Gere. Cenaze namazını Jack Nicholson. Nuri ölünce Çin'e gömün, Nuri Çin'de yatsın. Bunları yaparsın sonra. Hani her şeyi de benden bekleme. Doğaçlama muhabbet işte. Hani kız bir şey söyledi, şakanı kendin yaparsın. Bak en önemli şey bir de maço olacaksın abi. Maço. Heh. Sert erkek olacaksın. Heh. Maço olacaksın. Bak mesela ben sen... Kalk abi, kalk. Ayağa kalk. Böyle olur. Kalk. Şimdi diyelim ki sen kızsın, tamam mı? Ben kızım. Heh. Ben kız olmuyorum, sen kız oluyor. He, hem anlatayım hem kız olayım. Allah Allah. Sen kız olacaksın, ben anlatacağım. Şimdi bak, diyelim ki kız böyle mini etek giymiş, dekolte bir şey giymiş filan. Çok sert olmayacaksın ama erkekliğini belli edeceksin ya, tamam mı? Ha, ben kız olayım değil mi? Ya kız olmaya çalış işte en azından, tamam mı? Ben geliyorum şimdi. Ya işte yapamıyorum ben kızı. Nasıl yapayım kızı? Abicim dene işte. Ben nasıl erkek oluyorum, sen de kız ol. E tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi, geliyorum ben. Lan ben sana bu eteği giymeyeceksin demedim mi lan? Ama aşkım sen aldın bunu. Lan ben sana bunu aldıysam dışarıda giy diye mi aldım lan? Evde bana giydi... Ne lan bu dekolte giyinmeler filan? Aşkım bana çok bağırıyorsun, korkuyorum, haşin ve gadderim. Ağzını yüzünü kırarım lan. Şimdi sen benim yanımdayken lavuğun birisi sana baksa laf atsa ne yapacağım lan? Ben hapse mi düşeceğim lan? Aa, çok korkuyorum aşkım. Sen benim yanımdaki kıza mı bakıyorsun lan? Aşkım ben, lütfen ama sen lütfen. Sen benim yanımdaki kızın bacaklarına mı bakıyorsun lan? Ya ama lütfen aşkım ya. Bir kızı bir kişi ister bir kişi olur lütfen. Lan dur erkeğin işine karışma. Sen kıza mı bakıyorsun? İmdat sen lütfen. Dönüyorlar 115, 112 polis. Toplum, toplum biraz duyarlı olun lütfen. Ya oğlum olmuyor, Allah seversen bu ne? Oğlum senin kız hali erkekliğinden daha vahim lan. Vallahi çok vahim. Bana bak, benim randevum var. Hakikaten bak saat 9 olmuş. Gideceğim ben. Git ayna karşısında filan. Kendin ol oğlum. Kendin ol. Doğal ol, tabii ol. La bunun yöntemi bu ya. Harbi kendin ol, bitti gitti. Bak kendim. Ben kendim oldum, kız beni bekliyor. Sen de kendin ol, tavlarsın sen onu. Hadi görüşürüz. Sen kızla buluşmaya gidiyorsun ha? Maalesef. Allah'ım ya, ben mi hiç şanslıyım ya? Neyse. Allah'ım. Meltem'im, yalvarıyorum. Yalvarıyorum ben, teklifimi kabul et. Allah'ım şu tipe bak ya! Allah'ım. Allah'ım.
Gene ne unuttun? Gene ne unuttun? Allah'a sorsa gene ne unuttun? Merhaba. Ay Allah Allah. Vallahi geldi. Vallahi geldi. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapayım? Geldi kız. Cool ol ol. Cool ol ol ol. Relax ol ol ol. Kıllı ol ol. Kel ol ol. Cool ol. Merhaba, hoş geldin. Kolun, kelin, relaksın. Sempatiyim. Vallahi geçmiş olsun, ne diyeyim? Ben varsa biraz deterjan alabilir miyim? Çamaşırlarım yarım kaldı da. Tabii, o ayıcıkla dününü yıkayacaksın değil mi? Ne? Pardon ya, özür dilerim. Kapı açık kaldı, cerende kalmayın. Şöyle bir oturun, ben size getirene kadar. Halledelim ya. Neyse, geçeyim bari biraz. Komşu kolunun külüne muhtaçtır derler ya. Tam da söyleyemiyorum, biliyor musunuz? Fark ettim. Allah. Buyurun. Çok heyecanlıyım sizi görünce. Allah Allah. Abo, teş ani. Bak Meltem Hanım, 5 dakikaya kalmaz var ya. Karizmatik, maço, kel, kıllı birine denk geleceksin. Ben onu deterjan almak için. Ha doğru, siz donunuzu yakacaksınız. Sonuçta donsuz dışarıya çıkmayın. Doğru. Ben hemen getirip geliyorum, hemen. Özür dilerim. Evin çok güzelmiş. Yalnız mısın? Yalnızım, sevgilim yok. Hayır, ev arkadaşın yok mu anlamında? Var, lüzumsuz bir ev arkadaşım var. O da sevgilisiyle buluşmaya gitti, onun manitası var. Benim yok. İnşallah buluşturdum ben. Nerede oturduğunu sor sor sor. Nerede okuduğunu sor sor sor. Nerede oturuyorsunuz? Karşı dairenizde. Ha. Allah'ım ya. Nerede okuyorsunuz diyecektim. Ne okuyorsunuz? Ha, tıp fakültesinde okuyorum. Okulu bitirince ne olacaksınız? Avukat. Avukat mı? Tıpı bitirince doktor olunmuyor mu? Ya çok şakacısınız ama. Yapıyorum arada. Şaka bir. Yap. Güldür. Bakınız. Kim o? Richard Gere. Bak, Nuri ölünce çime gömün, Nur içinde yatsın. Çimli salak, çin. Dur, çine gömün, Nur içinde yatsın. Şimdi siz üniversiteyi bitirdiniz ya. Üniversiteyi bitirdikten sonra size üniversiteyi bitirdi, şimdi doktora veriyorlar da. Maymunluk yap, şaka yap. Neyse, teşekkür ederim. Ben gitsem iyi olacak. Maço ol. Dur! Otur yana! Maço, sana mini etekle gezme demedim mi? Eteğine kız. Mini etekle gezme demedim mi ben sana? Adamı dövdü. Sen benim kız arkadaşıma niye bakıyorsun lan sen? Saçını başlıyorlarım! Saçını başlıyorlarım. Teşekkür ederim deterjan için. Sağ olun, çok mersi. Şaka yap. Mert'acığım, kim o Richard Gere? Maço ol. Bir tek yemedim ben onu. Kıllı ol. Ağla. Gül. Kız ol. Ay, sinemaya gitmedik mi? Ay yeter ama ya, delirdin mi sen? Kendin ol. Ya Meltem, bak yalvarıyorum ya. Her gün apartmanda seni takip ediyorum, gelip gidiyorsun. Yemin ederim, bak bu fırsatı yakaladın. Ne olursun, benim teklifimi kabul eder misin? Senden çok hoşlanıyorum. Lütfen ama. Şimdi bunca saçmalık bunun için miydi? Benden hoşlanıyorsun. Evet. Vallahi kusura bakma, tipim değilsin ya. Sağ ol deterjan için. Ya Allah'ım ya. Aslında Behlül gibi insanım ben ya. Ne yapacaksın ki ya? Yapamıyorum demek ki. Çok güzel hareket diyenler. Ersin. Biraz zil çalabilirsin. Ben çalayım mı? Ersin Korkut. Aydan Taş, alkışlıyoruz yazar olarak. Çok güzel bir skeç yazdı. Metin Yıldız da alkışlıyor, o da oynadı.
Görüş söylemek isteyen var mı? Aferin Aydan, süper. Kendin olma, versin olma. Ha evet, doğru olsun. Öyle mi? Sormuşsunuz, bilgi iletişim, lisan. Dilin açıklaması da. O açıklayamayan bir ayağa kalksın bakayım. Ya! Dershanene sahip çık. Devamsız, senin haberin yok mu dershanenin adından? Söyle söyle. Sloganla öyle yazıyor, ben de. Slogan. Aile parayı demek ki çarçur ediyor, biraz daha dikkatli ol. İsmi ne? Raşit. Raşit. Raşit, dikkatli ol. En azından okul dershanenin ismi öyle. Bence Öner Bey'i dakika bir oturttunuz, bir defter kazandınız. Ver bakayım defteri. Getir bakayım defteri. Evet, skeç açıkça bunu diyor yani. Aslında son noktayı... Bir şey mi söyleyeceğim Osman? Bizim artık jüri üyemiz jüri bey, Osman Bey konuşacak. Bence bu konunun son andaki önermesi... Doğal halin olursan her şeyi başarabilirsin. Parayla seni Ali Kırca'ya satacağım. Parayla, çil çil parayla. Bütün açık oturumlara katılacak Osman. Bu kadar sağduyulu bir sese hakikaten ihtiyaç var ya, Allah Allah. Şaşırmaktan yoruldum çocuğa. Çok güzel skeçti. Aferin Aydan. Aferin çocuklar. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Metin Keçeci ile Çile Bülbülüm Çile bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şeref verdiniz. Çok hoş güzel geldin, bir Metin. Enerji ve çok yine dolu dolu bir heyecan var. Çünkü mükemmel bir enerji yoğunluğu burada ve... Bil burada da o yüzden. Açılımı da... sınıf arkadaşlarınızı öğretin. Peki, çocuklar, biliyorsunuz Metin Keçeci ile bölüm soruların kalitesine bağlıdır. Öyle bir soru sorabilirsiniz ki, Metin onu cevaplarken biz kalp krizi geçirebiliriz. Ama öyle bir soru sorarsınız, aydınlanabiliriz de. Yani tamamen sizin elinizdedir. Metin çünkü soluksuz da bırakabilir. Ver bakalım Koç Ali'ye. Aslında arkadaşın sorusuydu ama utandığı için soramıyor. Aşk her zaman acımasız mıdır? Kim o utanan ki? Kalkma, niye utanıyorsun? Sen niye utanıyorsun? Kalkmaya utanıyor. Farkındayım, daldım. Üstelik hakimler var lan. Hadi siz neyse de. Tamam. Senin sorun, şimdi size bir dakika sordu. Aşk her zaman acımasız mıdır? Aşklı. Aşk her zaman tabii ki acımasızdır. Ona ulaştığımız anlarımızda eğer kendimizdeki o yeterlilik tarafımızı ona en yakın hissetmediğimiz anlarda kendimizi güçsüz hissedersek tabii ki acımasız olur. Ama yakınken, samimi değilsek acıtır bizi. Samimi olmak lazım. Yaşayabilmemiz için. Anladım diyenler. Anlamadım diyenler. Tamam. Aşk evet. Her zaman... Bir de balkon sorsun, bundan daha fazla zappingi programı tahammülü yok. Arkadan bir... Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Nasıl? Tekrar eder misin? Erkekler hep bayanları Neden anlamak zor der. Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Evet. Eğer tabiatta gerçekten öyle bir şey olmasaydı bu soruyu sana ikinci tekrarda sormazdım. Ama... Öyle, tamam. Bence bu kadar yeter. Osman Berk, senden de bir soru bekliyorum. Bu kaliteyi biraz lütfen yükselt. Ver birini, ver işte. Hayatın renkleri derler. Hayatın renklerini açıklar mısınız? Bir tanesi sensin. Bir tanesi de geriye kalan bütün canlıların tümüdür. Hayatın bütün renkleri içinde canlı olarak hareket eden her hücre tanesidir. Onların tümü de hayatın kendisidir. Evet, Metin'le baya baya programının sonuna geldik. Ya bu çile bitsin istemiyor musunuz? Deli misiniz?
Mete'ye soru sormaya devam edelim diyenler. Hayır lütfen nefes alamıyorum diyenler. Kendimizi en yalnız hissettiğimiz zamanlarda gerçek dostlar için seçim yapmak durumunda kalırız. Bu konuyu Eser Yenenler olsan... Şey söyleyeceğim. Metin'in skeç anasonuna da bir şey anlamıyoruz değil mi? Peki bir şey soracağım. Neden bu kadar tatlı peki? Hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü elektriği güzel çocuğu. Aferin Metin. Metin Keçeci'ye bir alkış. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Alkışlarınızla... Ya git Metin yeter. Çok güzel hareketler bunlar. Spola bol okmakta. Öğretmen gelene kadar ders anlatacağım. Beni dinleyin, sessiz olun ya. Ata abi bak ismini tahtaya yazdım, bir de çarpı koyacağım, tamam mı? Sağ ol aşkım. Üçgeni anlatıyorum size, dinleyin. Üçgenin iç açıları toplamı 100'dür. 180 değil mi Boğaç? 100 neyle yetiyor küçücük üçgen? Atalay dinle, karışma işime. 50, 30 burada, 10 da böyledir. Budur işte üçgen. İşte tamam hep işte. Hep aynıdır. Tamam işte bak 90 oldu. 90 oldu işte tamam. Ya sen benim lafıma niye karışıyorsun? Dinlemiyorsun. Ders anlatıyorsun. Diyorum burada. Tamam Boğaç. Niye dinlemiyorsun beni? Zorla bunu hak ettin. Gel buraya. Ya Boğaç. Boğaç dinlemezseniz böyle olur işte. Çok özür diliyorum. Süt geldi. Kusura bakma o değil. Tamam, sen Boğaç. Benim can dostumsun. Sen popçuyu hak ettin. Niye dinlemiyorsun beni derste? Boğaç tamam. Niye ya. Dinlemiyorsun? Popçuyu hak ettim arkadaşlar. Hak etti. O zaman geliyor. Ooo. Popçik. Hop, popçik! Tamam, niye dinlemiyorsun dersi? Tamam, dinleyeceğim, dinleyeceğim. Popçik! Oooo, popçik! Üçgen iç açıları toplamı kaç lan? 100. Güzel. Biraz baygın kaldı, finişimi yapayım mı arkadaşlar? Finişim, finişim! Bitiriyoruz. Finişim, bir, iki, üç. Öğretmenim, Boğaç'la biz sınıfı susturmaya çalışıyoruz ama susmuyorlar. Susmayınca da böyle oluyor. Atalaycığım geç canım sen yerine. Ağlama bebeğim. Ama yavrum susmuyor diye arkadaşınızı top gibi aranızda oynatıyorsunuz. Hocam o hak etti popçuyu. Dinlemiyordu. Biz siz gelmeden önce burada ders anlatıyorduk. Saçma sapan araya giriyordu. Hak etti bunu. Onlar zorladılar bizi popçuk yapmaya, tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Ders mi anlatıyoruz dedim. Bir dakika dur. Utan Facebook'luk. Canım ne oldu? Baştan anlat sen bana. Hocam. Evet Boğaç. Biz şimdi siz derse gelmeden önce ben her evet. gün tahtaya sorular yazıyorum, onları evet. cevaplıyorum. Orada herkes kendi aleminde. Orada Atalay şeyle konuşuyor, Gizem'le konuşuyor, Oki Zeynep'le konuşuyor. Orada Ramazan'la Neşe kavga ediyor. Ben burada kime ders anlatıyorum hocam? Ondan sonra Atalay araya giriyor. Diyor ki üçgen iç açıları toplamı 180'dir diyor. Ben bilmiyor muyum üçgen iç açıları toplamının 180 olduğunu? Ben de istiyorum ki sizin kafanız karışsın sınavlardan benim gibi 30 alın istiyorum. Ben bu yüzden size öyle anlatıyorum dersleri. Neden öyle yapıyorsunuz ki? Ben hep sınavlara 10 dakika geç kalıyorum, 30 alıyorum. Onlar da öyle alsın. Dinlemiyorlar ki. Neden arkadaşlarında düşük not alsın istiyorsun Boğaç? Ya annemle babam herkes 100 alınca sen gerizekalı mısın diyorlar. Ben böyle kafaları karışsın, herkes 30 alsın, eşitlik olsun. Ama yazıklar olsun size, hiçbiriniz beni dinlemiyorsunuz. Yazıklar olsun be. Aferin Boğaç, aferin. Alkışlayalım Boğaç. Bravo. Bravo. Öğretmenim ben de bir şey söyleyebilir miyim? Aferin çocuğum söyle. Arkadaşlar öğretmen beni şişmanım diye sınıf başkanı yaptı tamam mı? Ben istedim diye sınıf başkanı yaptı. Ama siz demiyorsanız bırakabilirim. İkinci dönem yapmayabilirim. Bakın beslenme çantama bomboş. Neşe'nin annesine güzel şato bir yağ yapmış, panakuta yapmış getirmiş. Ama benim annem beni zorla diyet yaptırıyor. Okula kuru tostlarla gelmek zorunda kalıyorum. Yoksa ben ister miyim sizin yemeklerinizi yemek? İster miyim söyle? İster miyim Oge? İster miyim Atalay? İster miyim Ramazan? Benim içinde ateş var ateş tamam mı? Ne ateşi? Senin içinde bizim bazı arkadaşlarımız var. Onları çıkar.
Aha, çok ayıp Ramazan. Geç kızım sen yerine. Hocam bize söz hakkı doğduk. Konuşabilir miyim? Gel Ramazan konuş. Aferin. Öğretmenim biz bu başkandan hiç memnun değiliz. Erken seçim yapmak istiyoruz. Evet. Erken seçim. Ayrıca ben adaylarımı koyuyorum. Aferin canım. Boğaç sen ne diyorsun? 2011'e kadar başkan benim. Erken seçim olamaz hocam. Ne oldu Boğaç, korktun mu? Lan neden korkacağım lan? Seni ponçik manyağı yaparım. Boğaç, gel buraya. Boğaç lütfen, demokrasi var lütfen. Ne demokrasisi ya? Bir dakika. Arkadaşlar başkanlık seçimi yapalım mı? Yapalım. Yapalım. O zaman başkan adaylarımız seçim konuşmalarını yapsınlar. Biz de karar verelim. Ben önce yapabilir miyim? Yaptım. Öğretmenim. Aferin, yap. Arkadaşlar biz yıllardır Boğaç'ın diktatörlüğü altında susmuyor muyuz? Ezilmiyor muyuz? Kan kusmuyoruz. Kan kusmuyor muyuz birbirimize? Kızılcık şerbet içmiyor muyuz her gün? Ve ayrıca onlar 30 alıyorlar, bizim de 30 almamızı istiyorlar. Sen alkollü müsün lan? Hem bizi dövüyorlar, bizim ekmeğimizi alıyorlar. Hepimiz kuruduk ama onlar ikisi tosun gibi maşallah. Bu. Tosunu mu alkışlıyoruz? Bu haksızlığa dur demenin zamanı gelmedi mi? Geldi. Şimdi benimle misiniz? Evet. Bir daha söyleyin. Neyi? Benimle olup olmadığınızı. Ha. Bir daha söyleyin. Neyi? Benimle olup olmadığınızı. Ha. Şimdi benimle misiniz? Evet. Bir daha söyleyin. Neyi? Ya gidin Allah aşkınıza. Hocam benim konuşmam bu kadar. Aferin çocuğum, aferin. Boğaç sen ne diyorsun? Ben de konuşmamı hazırlayayım hocam. Evet. Sevgili dört öğrencilerim. 3 yıllık beraberliğimizin ardından yeni bir seçim dövme gemiş bir vakaymış. Binaenaleyh yemeklerinizi, içtiklerinizi aldığımızı söylüyorsunuz. Beslenme çantanızda muzlu süt vardı, pişmiştik. Arkadaşlar Demirel taklidi yaparak bizi kandıramaz. Haksız mıyım? Haklısın. Bir daha söyleyin. Neyi? Ya gidin işinize. Evet Boğaç'cığım. Yunan. Ege bir Yunan gölü değildir. Ege bir Türk gölü değildir. Çünkü Ege göl değildir. Tamam Boğaç'cığım. Tamam. Şapkamı koysam sişe yavaşça. Tamam Boğaç'cığım. Hocam seçim yapalım. Bilmiyorum. Tamam Boğaç'cığım, tamam. Oynamaya geçeceğiz şimdi. Boğaç'cığım Demirel'den Kaplan'a döndün, tamam. Boğaç'cığım, tamam. Evet arkadaşlar, şimdi oynama yapalım. Evet, Boğaç'a oy verenler. Oge, kadın mı lan? Pelin ve Oge. Zeynep. Pelin ve Oge, evet. Ramazan'a oy verenler. Evet, büyük çoğunlukla yeni başkanımız Ramazan olmuştur. Alkışlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi teneffüse çıkıyoruz. Ondan sonra matematik. Top, hadi bakalım. Ne başkanı lan? Ne başkanı? Gel buraya. Gel buraya. Yemeği sekliyor. Boğaç. Ne oldu ya? Boğaç, iyi misin? Ya şapkayı önüne koyup düşünme zamanı geldi Pelin. Ben 3 yılımı verdim onlara. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi ne oldu da böyle oldu Pelin? Boğaç, onlar senin yaptığın icraatları anlayacak kapasitede değiller. Neymiş benim icraatlarım? İşte ben de o kapasitede değilim. Ben de senin bu huyunu seviyorum. Hangi huyumu? İşte ben de onu bilmiyorum. Bir huyunu seviyorum ya. Sana zorla diyet mi yaptırıyor ailen? Evet yaptırıyorlar ama ben her türlü okulda yiyorum. Baskılar beni yıldıramaz, tamam mı? Keşke biraz yıldırsa baskılar. Sen beni böyle beğenmiyor musun? Beğenmez olur muyum? Tontikim, beğenmez olur muyum? Ben seni her türlü beğeniyorum. Hatta bugün artık senden başka kimsem olmadığını anladım ben. Boğaç, artık senin siyasetle ilgilenmeni istemiyorum. Sadece benle ilgilenmeni istiyorum, tamam mı? Sadece seninle ilgilenmek de öyle kolay bir şey değil Pelin. Onun da farkındasındır. Nedenmiş o? Yani heybemde sana yetecek kadar ilgi yok. Boğaç, kalbini kırıyorsun ama. Ya kırılmamıştır, çıkmıştır o. Kırılsa duramazsın.
Ya şaka Boğaç, yapıyorum ya. Boğaç, artık sen beni sevmiyorsun. Ya olur mu, şaka yapıyorum. Ponçikim benim, şaka yapıyorum ben ya. Boğaç, şaka yapıyorum. Boğaç, minik kuşum, şaka yapıyorum ben. Uyanıyor musun sen? Yerim senin huyunu yerim ben. Ya Boğaç, yerim, biraz eteği aç, biraz eteği aç. Boğaç, eteğimi aç bakalım. Ya teselli ihtiyacım var. Azıcık aç, aç, aç. Biraz eteğim, ne olur. Minik kuşum, eteğim var. Boğaç ya. Ooo, çifte kameraları yakaladık. Teneffüste yalnız ne yapıyorsunuz? Aşk var mı? Aşk, aşk var mı? Hocam siz neyin peşindesiniz ya? Pelin, Boğaç'la ilişkin var mı? Açıklar mısın bize? Biz sadece arkadaşız. Boğaç, sen ne diyorsun? Ya İlişkiniz hocam, özel hayatı çekme. Özel hayat bu ya. Allah Allah, neyi çekiyorsunuz hocam? Lütfen ya. İlişkiniz nasıl başladı, bize anlatın. Ya hocam, siz paparazzi mi? Kafayı mı yediniz siz? Aa, öğretmene kafayı mı yedin dedi. Evet, evet. Hocam siz ne yapıyorsunuz? Hasta mısınız? Ama halk merak ediyor lütfen. Hocam indirin şu kamerayı, görüntüm. Kameralarımıza saldırdılar. Hocam, evet. Ne? Hocam, Allah Allah! Aa, kameralarımızı kırdılar. Hocam siz popçuyu hak ettiniz artık. Gel buraya Pelin. Öğretmeni araya alıyorlar. Hiçbir şey olmaz. Ne söyle? Ne yapsın bizim hayatımızı çıkar? ÇÇGH diyenler. Bir ara dedim ki Hamdi'nin boyun damarları adlı skeci çeviriyoruz. Oğlum ne oldu? Bayağı otoban oluyor onlar. Korkudan eser. Normalde o kadar şişmemesi lazım ya. Aort bir skeç oldu. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Galiba ben Facebook dışı bir insan olduğum için şey yapamıyorum. Ben de bu, herkes anlıyor. Herkes Facebook'ta mı ya? Hocam şeyden dolayı... Peki bu şarkıyı da mı ben yeni duydum? O şarkı eski mi? Facebook, Facebook diye bir şarkı var. Yeni mi? Hangi Facebook? Ya arabada... Şey... İsmail YK, İsmail YK. Ben her şeyi... Yeni hocam zaten, çok iyi. Yaşlandım, geri mi kaldım diye düşünüyorum. Yok, o şarkı yeni hocam. Ya arabada giderken Fevzi var bizim, kuzen şoför Fevzi. Çaldı bu şarkı, ben de ister istemez güldüm. Baktım Fevzi o kadar ciddi ki. Yani Facebook, Facebook falan bayağı ciddi. Sanırsın Orhan abi okuyor. Sonra dedim ya bizim bazen mizah zannettiğimiz şey mizah değil mi yoksa? Ya biz mesela domuz gribini şaka diye yapıyoruz. Lakin Facebook'ta Fevzi ciddi. Ya çok kafam karıştı benim. Çok çok güzel bir skeçti. Biz devamlı karakterlerimizi... Bu daha çok görmek istemiyor musunuz bu arkadaşları? Boğaç'la... bir kere Pelin, çok az insan senin kadar tatlı olabilir bu şeklin içinde ya. Gerçekten yani şu anda makas almak istiyorum diyenler. Bence bir ara böyle merkezi bir yere durmalısın. Seyirci gelip makas almalı. Çünkü o ihtiyaç oluyor gerçekten. Yani. Çok güzel skeçti. Tebrik ediyoruz. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Spola bola bola. Tamam İlhan, tamam. Pelin, bence fiziğinle bir yere gelmeye çalışıyorsun gibi bir his oluşturuyorum. Hocam onu da kullanayım diyorum bu kadar seksiyken. Kullan o kadar. Her zaman bir numaramsın. Söyle bakayım tatlım. İşte dedim boğaç olmuşken... Şunun de... elime doğduğuna hala ben inanamıyorum ya. Ele doğacak ebat mı bu Allah'ın aşkına? Bu konuyu açmasak. Tamam. Bu konuda biraz... Ama o zaman küçüktüm gerçekten. Yani sen hiçbir zaman... Hiçbir zaman küçük olmadın tatlım lütfen. Ama hep tatlıydın. Resimlerimle geri döneceğim. Getirsene hakikaten, ben istiyorum onları. Tamam. Şimdi yani böyle zor zamanlarımız olur ve zor zamanlarımızda birilerinin bize destek olmasını, yardım etmesini isteriz. Veya bir şeylerde çözüm üretmelerini isteriz. Ve bazen çözüm üretebilirler, bazen üretemezler ama yardımlarını hep böyle desteklerini isteriz ama olmaz. Şimdi bunu konu alan bir skecimiz gelecek. Gülhan Tekin yazdı. Kapımdaki yabancı skeci geliyor. İyi seyirler. Çok güzel hareketler bunlar. Spola bola bola.
kapıyı açamadım. Bana bir yardım etsen evladım ya. Niye açamadın teyze? Bilmiyorum, uyduramadım bir türlü onu ben oraya. Allah Allah. Ya. Bunlar doğru anahtarlar mı, emin misin? Doğru doğru. Bu evin anahtarları bunlar. O zaman ev doğru değil. Ne demek? Yani bu anahtarlar senin, ev senin değil. Olur mu canım? Ev de benim, anahtarlar da benim çocuğum. O zaman kapı senin değil. Aa, ama kapı da benim, ev de benim, anahtar da benim. Sen burada oturduğun evi misin teyze? Tabii canım, burada oturuyorum. Sen nerede oturuyorsun? Arka sokakta. Aa, öğrenci misin? Yok canım, evliyim ben. Aa, evliler okula gidemiyor mu yani? Bak, gidiyorlardır herhalde, bilmiyorum. O zaman al karını okula git. Teyze, biz ikimiz de çalışıyoruz. Olsun, okumak şart oğlum. Okula git, okumak lazım. Para da şart, onu ne yapacağız? Ha, şikayet mi ediyor seninki? Yok canım, Allah'a var, etmiyor. Ama arada sıkılıyor kızcağız. Sıkılır. Sıkılır. Biz ne sıkıntılar gördük. Of demedim, of. Evet teyze, bravo. Tebrik ederim ben. Ama sana. Şimdiki kadınlar nankör. Nankör, evet. Baksana ne diyeceğim. Boşa onu. Boşan ondan, hemen boşan. Allah Allah, yine. Seviyorum ben karımı. Niye boşayım ya? Aa, rahmetli de bana çok düşkündü. Rahmet. Ama kıskançtı biraz. Sen kıskanç mısın? Değilim teyzeciğim. O zaman senin karın güzel değildir. Ben çok güzeldim gençken. Mahallenin en güzel kızıydım ben. Sizin mahallede pek kız yoktu değil mi? Canım işte ben vardım, bir de maymun Necla derdik, o vardı. Anladım. Teyzeciğim, kapı açılmıyor, geçmiş olsun. Buyurun yok, sizden. Yok yavrum, bir şey, senin çocuğun var mı? Yok teyzeciğim. Benim yok. 4 tane var. Biri Almanya'da. Tamam, Allah öbürü... bağışlasın teyze, maşallah kapı açılmıyor. Yok hadi, kolay gelsin. Hadi yok, çilingir çal. Allah'ım ya Rabbim ya. Karımı tamam, çamaşırhaneye tamam, atmışlar. Tamam, kızım aslında gelecek. Vuruşmuş karı ya. Kızım gelince. Canım biliyorum, gerçekten çok geç kaldım ya. Ne olursun biraz idare et. Beyza'cığım lütfen oyala, geliyorum, geç kal. Ya Beyza, 10 dakika... Ya teyzeciğim ne yapıyorsun ya? Çocuğum, kızım, açamadım şu kapıyı, bana bir yardım et ya, kapımı... Beyza'cığım arayacağım seni, tamam mı? Hadi kapat. Bu kapı mı teyze? Bu kapı, burası benim evim. Rahmetliden kaldı bana. En azından başımı sokacak bir yerim var, Allah'a şükür. Teyzeciğim bunlar açmıyor, emin misin bu anahtarlar olduğuna? Tabii eminim canım, onlar evin anahtarı da ben de oturtamadım, bulamadım bir yeri. Teyzeciğim açmıyor, bir çilingir çağır, bir şey yap, bak geç kaldım ben ya. Ya çilingir şimdi bir sürü para alıyor, 2 dakikanı almaz çocuğum, aç. Teyzeciğim işe çok geç kaldım ben. Ne iş yapıyorsun sen? Bilgisayar şirketinde çalışıyorum. Çok mu yoruyorlar seni? Çok yoruyorlar. Ah kıyamam. Sabahtan beri 9 müşteri dolaştım. 10.sü şimdi şirkette bekliyor ve çok geç kaldım. Aa abi, bak senin evli misin sen? Yok, boşandım. Ha, çocuk da yoktur şimdi. Yok. Yoktur. Çocuk yok. Evlenmemişsin. Evde bekleyen yok. Ne demeye çalışıyorsun? Kime? Kendime çalışıyorum işte. Ama kendin için Allah aşkına bu kadar eziyet değer mi be evladım? Bak yine arıyor. Efendim Beyza'cığım. Ha. Tamam Beyza'cığım, görüşürüz. Hoşça kal. Pislik ne hayvan! Ne oldu? Bu Beyza var ya, patronun 1 numara yalakası. Patron demiş ki bu saatten sonra işe gelmesin demiş. Sanki ben keyfimden dolaşıyorum ya. Tamam kızım, pis sakin. Yılan! Tamam, sakin ol evladım. Ya teyze, benim gitmem gerekiyor ya. Ya sabahtan beri şu topuklu ayakkabıların üstünde mahvoldum ya. Ay kıyamam çocuğum. O bak, pis yılan da patronla oturmuş keyif çatıyor orada. Allah'ından bulsun inşallah. O Beyza Allah'ından bulsun inşallah. Bak ne diyeceğim, istifa et. Çık o işten, çık. Adaletsiz yer orası, çık oradan. İstifa et, sana başka iş mi yok? Doğru dedin teyze ya. Bana başka iş mi yok? Hiç. İstifa ediyorum. Hiç. Oh, bu topukları da çıkartıyorum. Çıkar. Aha da çıkardım teyze. Çıkar. Hadi görüşürüz. Şimdi hadi. O Beyza'yı da arıyorum. Bak, ara. Bakıyorum. Evlen. Tamam. Çocuk yap. Evlen çocuğum. Oğlum kimse açamadı. Şu kapıyı bana bir açıver evladım. Hadi çocuk. Burada mı oturuyorsun oğlum sen? Ha, burada oturuyorum. Anladım. Evli misin? Değilsin. Olmadı mı o? Açılmıyor mu? Oğlum niye konuşmuyorsun sen? Hasta mısın? Hasta. Başın dönüyor. Dönmüyor. Neyin var? Ha, kapa gidik. Delisin sen yani. He, tamam delisin. Tamam o zaman git sen. Hadi ver anahtarlarımı. Ver sana. Hadi. İyi baba. Hadi. Tamam hadi. Teyze buradan sarışın bir kadın geçti mi? Buradan bir sürü kadın geçiyor. Nasıldı? Koşa koşa bir kadın geçti mi buradan? Yani tam bilmiyorum. Böyle lüle saçları var. Sarışın, mavi gözlü, kiraz dudaklı, elma yanaklı bir kız işte. Geçti mi? Ne yaptın sen, o kızı elinden mi kaçırdın? Sorma, kaçırdım ya. Salak.
Öyle kız elinden mi kaçırır? Ne yaptın kıza? Ya işte tartıştık biraz, geçtim onu söyle. Ya geçmiş de olabilir, tam bilmiyorum yani. Ne dedin tam olarak kıza? Teyze, geçti mi geçmedi mi? Ne yapacaksın sen ne dediğimi? Ama şimdi sen bana tam olarak ne dediğini söylemezsen ben sarışın kızın buradan koşarak ağlayarak mı geçtiğini yoksa koşarak ama ağlamayarak mı geçtiğini nasıl anlayayım? Teyze, mini etekli bir kız. Mini ha. etek giymiş. Giyme ha. dedim ama giymiş işte. Öyle geçti mi buradan koşarak, onu soruyorum. He. Başka ne dedin sen ona? Ondan ağlanmaz şimdi. Oradan ağlamayarak geçmiş demek ki. Başka ne dedin? İşte bir de bluz giymiş. Buradan çatalı falan gözüküyor. Bir de 7 metre ağzı var. Gülüyor yayvan yayvan. Gülme dedim 50 kere. Bu böyle abuk subuk hareketleri var yani. İyi etmişsin sen. İyi yapmışsın. Sağ ol teyzeciğim ama terk etti beni yani. Terk eder tabii. O da iyi yapmış. Aferin kıza. Senin gibi eşkıyayı ne yapsın? Ne diyorsun sen be? Tamam, geçti mi geçmedi mi onu söyle. Geçmedi. Geçse de söylemem senin gibi maçoya. Ne diyorsun ya, saçma sapan konuşma. Hep kızlara böyle yapıyorsunuz. Hepiniz böylesiniz siz. Kısıtlıyorsunuz kızları. Kısıtlıyorsunuz. Şuna bak, buruşmuş gemlik zeytini gibi tipine bak Allah'ını seversen. Çekilin. Bir daha geçme buradan benim kapımdan. Rezil seni. Oğlum. 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 Teyze sen ne yapıyorsun burada ya? Şey oğlum. Hani senin kızın gelecekti, kapıyı açacaktı sana. Kızım geç kaldı, ben şey çilingiri çağırdım. Dur bir dur. Sen gerçekten burada mı oturuyorsun? Tabii oğlum, burada oturuyorum. Ulan vallahi korkulur sizden ha. Ulan ne numaralar var sizin gibi hırsızlarda be. Aa, ayıp oğlum. Ulan ya, Allah hırsız... yaşından başından utan be. Aa, gelmiş böyle yaşlı masum insan ayakları. Yüpegündüz hırsızlık yapıyorsun burada be. Ay oğlum, ne hırsızlık olur mu? Benim evim burası. Bırak bırak, gel karakolda anlatırsın, gel bırak. Ay çocuğum bir dinle beni bak, gel, vallahi billahi değil. Çocuğum ne olursun dinle, arama bir yeri. Bırak neyini dinleyeceğim seni, bir de kendini acındırıyor bak, bana. Bak kocam öldü benim, çocuklarım dışarıda, şehir dışında. Anlatırsın biraz. Ne olur, alo memur bey. Dinle beni bak. Alo. Aa dinle beni be. Biri de dinlesin beni. Ver o telefonu. Al. Al, dinliyorum, söyle. Tamam, hırsızım ben. İşte buyur. Ya bir dakika ama dinle, bir dinle. Bir dinle ya. Hırsızım. Evin içinden de bir şey çalmıyorum ama. Ben evin dışından, kapının önünden çalıyorum oğlum. Hani senin gibi böyle geçiyorlar ya buradan. Onların hayatlarından 2 dakikacık çalıyorum. Çok mu oğlum ha? Çok mu? Bak. Bak bu. Nerede? Bu doğru anahtar. Bak, bak kapı. Gördün mü? Bak benim kapım. Burası benim evim. Ben hırsız değilim yavrum. Yalnızım ben. Yalnızım çocuğum. Çok güzel hareket diyenler. Az önce giydiğim tişörtten göbeğimin göründüğünü söyledi dostlarım. Ben de değiştirdim. keşke bu kadar belli etmeseydin ben. Ne var, bir şey mi söyleyeceksiniz? Verin. Ver o kişiye şeyini. Balkona da geleceğim tabii ki. Evet. İnsan zor zamanda iki laf edecek birini arar ve bu kişinin kim olduğu hiç önemli değildir. Sen bir daha konuşmamıştın değil mi? Yanındaki mi konuşmuştun? Kardeş misiniz siz? Hayır. Değil misiniz? Bir daha söyle, anlamadım dediğini. İnsan zor zamanda iki laf edecek kişi arar ve bu kişinin kim olduğu hiç önemli değildir. Tamam, teşekkür ederiz. Balkonda. Orada böyle orta yaşlı bir topik bir güzel yanaklı bir abimiz var. Bir ayağa kalkarsanız görebiliriz. Abi. Buyurun. Ha evet, görebilirmişiz. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Ama bu heybetten daha uzun bir cümle bekliyordum vallahi. Kısa ve öz olsun. Peki, teşekkür ederiz. Bence yani finalinde skecin değeri anlaşılan bir skeç bu. İçinde biraz daha eğlendirseydi tam istediğimiz kıvamda olabilirdi. Çünkü önermemizi taşıması için o mizaha ihtiyacımız var. Yani o gülmeceye ihtiyacımız var. Zaten onun bahanesi olarak kullandığımız bir şey ya. Hani güzel bir tatlı ama şekeri eksik gibi oldu. Ama bence güzel bir hareket. Önermesiyle işi kurtaran bir skeçtir. Gülhan Tekin'e alkış. Murat Eken, ne zamandır skeç? Murat Eken skeçine rastlayamıyoruz nicedir. Yazar olarak tembel, ne vardı geçen hafta? Geçen hafta yoktu. Bir de bu hafta yoktu. Bir de bu hafta yok. Seyirciye şikayet ediyorum. 3. hafta eğer bir Murat Eken skeci yoksa her istediğimizi yapmak zorunda. Yani istediğimiz cezayı vereceğiz kendisine. Biraz kalemini kaldır da skeç yaz.
Bülent'cim çok tatlısın. Burcu sen de çok tatlısın. Alkışlıyoruz kardeşlerimizi. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutfakta. Teşekkür ederim. Evet sevgili misafirler, artık hani çevirmeler o kadar güçlendi ki, yani çevirme dediğim, çevirmeler o kadar güçlendi girir, saçma oldu. Polisler artık hani alkol araba kullanmaya kesinlikle müsamaha tanımıyorlar. Çevirmeler her yerde var artık ve bu çok güzel bir şey. Alkollü trafiğe çıkmayalım sevgili izleyenler. Mesaj kaygılı bir soru. Var mı aramızda yani kaptıran? Ehliyetini kaptıran var mı? Kaptıran. Ne güzel soru oldu. Böyle bir şey. Kim bakayım? Sana ne zaman ehliyet verdiler ben 8 yaşında? Evet, Metin Yıldız arkadaşımızın skeci gelecek. Araba nerede? Bu konuyu işleyeceğiz. İlçeler, yerenceler, sevgili insanlar. Çok güzel hareketler bunlar. Bola bola bola. Güzel geceydi aşkımla. Çok güzeldi ya. Çok teşekkür ederim hediyen için tekrar. Böyle güzel bir yıl dönümü hediyesi. Kafam kadar baksana. Ya bayılıyorsunuz değil mi tek taşa? Ya her kadın sever aşkım. Her kadın sever. Ya aşkım benim kadınıma tek taş vallahi çok öyle amşan bir şey değil. Ben sana seneye 5 taş alırım. Canım benim. Vallahi. Tek taş nedir ya? İyi canımsın sen benim. Sevdin değil mi? Çok sevdim. Bütün gece ne geveledin söyle bakayım. Ya evde. Ne evde? Ben daha hediyemi almadım. Ya. Hadi söyle söyle. Söyle kız. Hayır. Söyle kız. Hayır. Ya sabret azıcık eve gidince söyleyeceğim. Ya ben seni ne aldım biliyorum. Ne? Nasıl ne? Vallahi biliyorum. Neymiş? Evde vereceğim dedin ya. Ya aşkım hayır değil, sabret azıcık vereceğim işte. Ya değil mi? Vereceğim. Nasıl değil ya? Hayatım vallahi bak söyleyince küçük dilini yutacaksın. Tamam işte biliyorum. Ne? Ya biliyorum ya. Ya evet. Ben başka ne de küçük dilimi yutuyorum ki? He? Vallahi ya, hadi hadi gidelim. Yapma hadi. Kes kes hadi. Hayatım saçmalama, taksiyle gidelim şuradan. Ne taksisi aşkım ya? Gel şöyle. Bir şeyim yok benim, iyiyim. Ay saçmalama, alkollüsün bu halde nasıl gideceksin? Ya iki duble bir şey içtim, ne olacak, geç hadi. Ay hayır hayatım, ben taksiyle gidiyorum o zaman. Aşkım hadi. Saçmalama, nereye gidiyorsun ya? Ne içtim ki ben ya? Sen bana güvenmiyor musun? Ben 20 yıllık şoförüm, sen benim kazağımı gördün mü? Ben hep gömlek giyiyorum. Ha? Bak şaka bile yapıyorum ya, ayık insan şaka yapar, gel gel. Ya hayatım vallahi bak şey yapıyorsun böyle. Gel gel geç, kapısı da yok arabanın, atla geç ya. Bunu İbrahim Kutlay'dan aldım ikinci el. Vallahi çok acayip, son model araba işte. Lütfen. Hayatım vallahi bak kaza yapmayalım. Ver anahtarı ver. İki kişinin dibini gördüm. Ya bu evin anahtarı. Al hadi al. Allah Allah, evin önüne mi gidiyoruz? Ha? Hayatım ben kullansaydım. Bak, bebeğim rahat var. Ol, ben kullan. Tamam tamam. Tamam. Tamam yeğenim. Yeğenim. Tamam git. Allah bunlar da var ya hadi. Al lan hak ettin sen bana. Hadi. Otobak para. Hadi kese para. Araba nerede, para nerede? Hadi bakalım. Ya ne olur bak çok dikkatli. Ya tamam merak etme. Yavaş yavaş sağdan sağdan. Tamam, sağdan. Tamam, hadi. 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 Aman deyip aman. Hayatım dikkat. Tamam. Bak sağdan. Aşkım tamam. Hayatım dikkatli ol. Ya, dikkatli ol. Tamam. Ay. Ya. Oha hayvan. Ya, hayvan öküz gibi. Aşkım. Olsun. Ya herkes ters şeride girmiş. Bu ne be? Bu ne herkes ters şeride girmiş ya? Felistin millet sarhoş oldu ya. Metin arabaya bin, başımıza bir şey gelecek ya. Biz ters yöndeyiz. Baksana herkes üstümüze geliyor. Hemen, Metin hemen. Bin çabuk. Tamam. Hemen çek. Dön, çevir, bir şey yap. Otobanın ortasında silici adam. Sen nasıl geldin lan buraya? Abi sen ters yoldasın ya. Gördüm. Az önce bir arabanın sileceğini, camını siliyordum. Sileceğe takıldım, buraya geldim. Siz ters yoldasınız. Tamam. İzin ver de gidin. Al hadi, al. Hadi gel. Yanlış yoldasın, düz yola gel. Otobanda bile bunlar ya. Hayatım ben kullansaydım gerçekten. Tamam rahat ol, rahat ol tamam. Sen ne söyleyecektin? Söylesene şu sürprizi. Ya hayatım şimdi sırası mı? Eve gidince söyleyeceğim işte. Az kaldı eve, söyle ne var, heyecanlandın mı? Ya bırak ne olur şimdi sırası mı ya Allah aşkına? Hadi ne olur, stres yaptım. Tamam. Öf vallahi bak şimdi.
Ay ne olur dikkat et ya. Tamam ya. Ay adam üstümüze üstümüze geliyor. Ehliyet kursunda mıyız aşkım, tamam dedim. Hayatım polis. Yandık. Ne arkamızda ya, polis, polis var. Polis görevini yapıyor sen. Oh, arkamızda polis var. Plakaya anons ediyor. Plakaya anons ediyor. Sakin ol, ben atlatacağım. Atlatırım. Aşkım ehliyetimi alın ya valla. Ehliyetimi alın. Dikkat et. Tamam, dikkat et. Annesin ne olur lan. Yunuslara çarpma, dikkat et. Tamam ben atlatırım ya, ehliyetimi alırlar. Metin teslim ol, bir şey yap akcama. Valla ben hayatta, hayatta bak alkol kullanan aşağı bir kişi değilim. Ağzıma sürmem bak. Vallahi çok içmedi ya Memur tamam, Bey. Çok da attı bunu. Memur Bey ne olur ya. Metin ne yapıyorsun? Metin. Hadi aşkım. Ya gitti. 34 BKM'nin şoförü. Ne yapıyorsun? O tarafa değil, ters oldu. Dur. Baba sen kızın yanında ne yapıyorsun? Ya senin... Tamam, tamam, tamam. 34. Tamam. Tamam ben hayatta alkol alan bir kişi değilim, onu söyleyeyim. Tamam. Sakin olun, bir işlem yapacağız. Metin! Ya! Herkes pilot olamaz, bırak onu. Sana söyledim, herkes pilot olamaz. Ver motorumu da, tamam. Hayatım iyi misin? İyiyim iyiyim, bağla kemerini hadi. Hayatım yarım saattir daldın gittin direksiyona öyle. Yo yo iyiyim ben, sen iyi misin? Ha ben iyiyim de üçümüzün de hayatını tehlikeye atacaksın bu şekilde. Nasıl üçümüzün, bu salak da mı bizle geliyor? Hayır o değil. O değil. Evde söyleyeceğim bu muydu? Aa. Niye söylemiyorsun? Ya stresten söyledim işte şimdi, sürprizi kaçtı ya. Hadi gel sen kullan, kullanabilir misin? Kadınım ama bir deneyeyim hadi. Gel. Çok güzel erkek diyenlerle. Bence... sahnedeki reji uygulaması nedeniyle biraz zil çalabiliriz. Çok acayipti ya. Gerçekten acayipti. İlk defa bayağı araba olduğuna, onların motor olduğuna inandık değil mi? Vay anasına. Ayşegül'e bir alkış, Nice'de alkışlamıyoruz Ayşegül'e. Çok güzel oldu. Şahane oldu. O kadar, bir o güzel oynadı. Sen başta çuv çuvu yapıyordun. Bir yap bakayım camı silme şeyini. İşte ziv ziv. Niye yapmıyorsun ziv ziv ziv? Hepsini de yapman lazım. Ya üst üste yapsaydın çok etti. Sen ne yaptın kutu 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 kutu? Sen de fena değildin. Yap bakayım helikopteri. Helikopteri kaçırdı adam ya. Devam edin. Önermesi çok açık olduğu için kimseye haybeye şey veremem. Defter. Osman Berk jüri üyemiz, jüri başkanımız konuşacak. Alkol içmemeliyiz. Hayır, içmemeliyiz değil. En sadesi bu. İçmemeliyiz değil. Az içmeli, içince de araba kullanmamalıyız. Evet. Mümkün olduğunca alkol içmemeliyiz. Meliyiz. Bravo. Tamam, ne ekleyeceksiniz? Ne ekleyebilirsiniz Osman Berk'in üstüne? Siz o sıra çok söz aldınız. Ver o... Balkon, balkon bir dakika dur. Balkon ver. Tamam. Şoförlü araçların... Şoför...
içkili şoförlerin araç kullanmamasını istediğimiz için. Heyecanlandın herhalde ondan, olabilir. Şoförlü araçları İçkili motorlu taşıtlarla birleşmesini önlemek. İçkili şoförlerin araba kullanmaları. Alkışlıyoruz kardeşim bizi. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Duyda başlıyor şimdi mutfakta. Evet sevgili misafirler, bazen hayatımızda öyle haberler alırız ki, öyle sürprizler gelir ki başımıza. Normal seyrinde giden hayatta artık böyle bir dönüm noktası olur. Hani karar vermek zorunda oluruz. Bilmiyorum, hayatınızdaki dönüm noktalardan böyle bahsetmek ister misiniz? Böyle bir soru da sormak isterim. Yani hayatımda öyle bir haber aldım ki o günden sonra hayatım değişti diye biri var mı? Senin el hep sabit duruyor zaten ben. Osman Berk kaldırıyor. Hayatında ne değiştirdi Osman? Sen bir şey duydun. Ya da değişti mi hayatı? Değişecek Osman kadar Berk de otomatiğe bağlı aslında. Osman. Hayatımı, ailem... Hangisini lan? Hangi hayatı? Tamam hayatın, evet. Pardon. Hayatımı... Bir bebekken çok... Yani geçen hafta... Çok renksizdi ama ailem o renksizliği aydınlattı. Kim aydınlattı? Ailem mi? Ailem, ha. Peki Osman, benim sorduğum mesela net bir an var. Hani tam o aydınlattığı gün, yani o anı hatırlıyor musun? Şu an aydınlandım dediğin an yani. Evet. Yani erdiğin gün hangisi? Ben onu erdiğim gün... Hemen de kadın olayı şey yapıyor. Erdiğim gün... Çünkü erdiğime basmayalım da. Annemin beni doğurduğu gündür. Ya. Allah Allah. Sen bir gel Rodin'i gör, sana benzesin ha. Ne acayip bir şeysin oğlum sen ya. Estağfurullah. Sen daha önce yaşadığın hayatları hatırlıyor musun? Hayır. Ama bence hatırlayacaksın dedi. Buyurun Eser Bey. Evet. Doğduğum gün erdiğim gündür, süper bir laf lan. Vay anasını. Erdiğim gün doğdum. Evet, öyle şey. Evet, çok güzeldi. Sevgili misafirler, şimdi İbrahim'le birlikte... Sivilcen program boyunca şişti, biliyor musun? Bahsedince kendisine... Evet, doğduğum, erdiğim dediğinde patladı artık orası. Evet, İbrahim'le beraber yazdığımız bir skeç gelecek şimdi. Müjde geliyor. Skeç adı Müjde. Böyle bir isim bulduk ve pişmanız bundan. İyi seyirler, iyi eğlenceler efendim. Çok güzel hareketler bunlar. Spola bola bola. Bağırmayın lan gerizekalı. Faruk. Efendim baba. Faruk. Efendim baba. Gelsene gerizekalı, ne inek gibi bağırıyorsun lan içeride. Ya efendim baba, çalışıyorum, ne var ya? Ne çalışıyordum sorabilir miyim acaba Faruk Bey? Ya baba, bizim bankanın yeni kampanyası başladı. Morguç kredisiyle böyle çok kolay ev sahibi olunuyor. Bence biz de girelim baba bu işe ya. Morguç'umuzu alacak donumuz yok gerizekalı, ne bırak şimdi morguç da gel lan, ben seni yeteneksizliğinize yazdırayım lan. Ne? Yeteneksizliğinize yazdırayım ben baba, seni. Baba ne yapacağım girip ben orada, ben ne yeteneğim var, ne yapacağım orada ya? Oğlum çıkacaksın konuşacaksın işte, ben de bakın ayı konuştu diyeceğim. Çok güzel. Öf baba ya, öf oğlum ya. Oğlum bir şey yapmayacağım işte. Ben çalacağım, sen oynayacaksın. Ne bileyim, burnuna halka takarım, gezdiririm. Hamamda karılar nasıl bayılıyor, onu falan yaparsın. Bak yemin ederim, Acun'un da, Hülya'nın da, Ali'nin de aklını alırız lan. Ya baba ben çalışıyorum, hadi daha fazla uzatma. Gidiyorum. Oğlum hadi kırma beni, gel gidelim lan. Hayır baba, çalışıyorum içeride. Rahat bırak beni. Oğlum ben hem Hülya'ya hastayım, onunla tanışmak istiyorum lan. Vallahi gençliğimden beri hastayım oğlum ben o kadına. Hem ayağını kırmış, gidip bir geçmiş olsun demeyelim mi? Gerizekalı, şeker süt götürelim lan.
Ya baba yaşını başını aldın, neyin peşindesin? Ne biçim konuşuyorsun ya? Ne var, o da almış yaşını başını. Hem şarap gibi kadın olur mu? Yıllaştırsa güzelleşiyor lan o. O şaraptan bir kadeh alsa fena mı olur ya. Bari? Baba harbiden iyice dellendim bak. Annem duyacak şimdi rezillik. Anam şimdi. Benimle Hülya'nın arasına giremez. Ya baba bak. Ben... Bak yavrum bak, bir şu karının üslubuna bak, bir de Hülya'cığımın hanımefendiliğine bak, Allah'ını seversin. Baba beni bulaştırmayın, ben çalışıyorum, size uğraşamam ya, Allah Allah. Gençliğimde beni Hülya Avşar'ın gençliğine benzetirlerdi köyde. Yalan yalan konuşma lan, seni benzetirler benzetirler, köyün eşeğine benzetirler. Ya işte, dünyanın en güzel gözleri eşeklerdedir. Dünyanın en gür bıyıkları da orangutanlardadır canım. Orangutanların bıyığı yoktur Kazım. Ama sen nereden bileceksin? Bir günden bir güne Discovery Channel izlemiyorsun ki. Ne gerek var Discovery Channel izleme? Sayende her gün izlemiş gibi oluyorum zaten. Bu atışmalarımıza bir mola verelim Kazım. Time out. Seninle özel bir şey konuşacağım. Bak yine o yatak odası mevzularına geleceksen ben o defteri kapattım. Müfredattan da kaldırdım Atçacığım. Sağ olasın. Kaldırma kuvvetine hayranım Kazım ama konu bu değil. Konu neymiş lan? Kazım ben bir haftadır sürekli böyle midem bulanıyor, başım dönüyor. Domuz grip mi oldun Allah belanı versin, pislik! Yürü git lan! Bulaştırma, bana ne bulaştırsın sen ya? Kazım başım dönüyor diyorum, midem bulanıyor diyorum, öğürüyorum diyorum. Hatice sus bak, Allah'ını seversin, beni tedirgin etme Hatice. Hatice beni tedirgin etme. Niye seni tedirgin etmeyeyim Kazım? Ya etme, Allah'ını seversin, konuşma lan! Hoo, hoo, çüş! Git lan! Kazım saçmalama bak, ben en son böyle şeyler hissetmeye başladığımda sene 95'ti. 9 ay sonra da pilates topu gibi fazlımız olmuştu. Hatice'cim bak, ben yaşlı başlı adamım. Babamın öldüğü yaştayım. Allah'ını seversen sen de gelmişsin kaç yaşın? Allah'ını seversen ne çocuğu lan? Ben de anamın beni doğurduğu yaştayım. Hem bizim sülalede doğurmanın yaşı yoktur. Benim nenem 80 yaşında gebe kalmıştı. Ne gebesi lan? Akşam gebesi. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ortamı yumuşatayım dedim Kazım. Ben de şaşırdım ama ne bileyim işte, test yaptım kazandım. Test mi yaptın? Kaç tane çözdün? Kesin hiçbirini çözememişsindir ilkokul mezunu karı ya. Ya öyle değil bak şimdi. Bunun üstüne işiyorum. Bunun pozitifi var, negatifi var. Ben pozitif çıktım araba. Ya çek şunun üzerinden, pisliğe bak ya. Hayatım boyunca negatif oldum, pozitif olacak o günü mü buldum? Beyinsiz! Sinirlenme. Ezelim, Behlül'üm, ezelim, sinirlenme lütfen. Aşkımızın meyve tabağına bir tane daha meyve koysak fena olmaz mı? Hatice'cim bizim mevsimimiz geçmiş bak, bu mevsimden sonra olacak meyve kesin kelek çıkar, Allah'ını seversen. Öyle deme. Faruk benim çıraklık eserim. Fazıl Kalfalık, bu son doğacak çocuk da ustalık eserim olacak. Mimar Sinan mısın sen, mal? Ne zaman yaptın lan onu çocuğu? Ne zaman kirlettin lan sen benim namusumu? Kirlenmek güzeldir Kazım. Hatırlamıyor musun lan? Hatırlamıyorum, ne zaman? Sevgililer gününle sen de... Çift kale maç yapmıştık. Hatırladım, hatırladım. Ben hep sürekli vakit geçirmek için topu terce çıkartıyordum. Ha, maçın sonuna doğru. Hatırlasana. Seni ben, sen frikik kazanmıştın. Seni yere düşürmüştüm, ben sen frikik kazanmıştım. Evet, kasti faal yapmıştın sen bana. İşte o friki 90'a 60'ın Kazım. Ne? Maçı kazandın. Artık 9 ay sonra da kupayı kaldıracağım. Çok
Çatalı asmışsın Kazım hey! Hatice ne biçim konuşuyorsun lan sen? Faruk! Fazıl yetişin yavrum! Ne oldu baba? Ne oluyor baba? Hadi açıkla bakalım çocuklara gerizekalı. Ne oldu? Ne oldu anne açıkla bak benim kalbim var. Ne kalbi lan gerizekalı? E kalbim var ya pıt pıt atıyor işte. Oğlum ananız benden habersiz hamile kalmış lan. Nasıl senden habersiz baba? Bu iş iki kişi arasında olmuyor mu ya? Bildiğim her şey yalan mıydı benim? Anne gerçekten hamile misin? Evet baban hamilime çek yazdı. 9 ay sonra da tavsiye edecek. Yazıklar olsun ikinize de be. Yazıklar olsun. Siz evlat sevgisine doyurmadın mı? Ne lan bu? Eski çocuğu götür yeniyi götür kampanyası mı be? Gidiyorum ben. Görüşeceğiz ikinize de. Gidiyorum. Sen... Yatak odanızı yakmaya gidiyorum. Görüşürüz. Dur. Yakma öyle. Orası bizim futbol mabedimiz. Vipleyimiz orası. Dur. Ya baba doğru mu ya? Ya böyle şey olur mu ya? Ya kapat ya. ÇÇGH diyenler. Hülya ile ilgili yaptığınız bir iki yaş şakası hariç her şey çok güzeldi. Buradan ben düzeltiyorum. Yaptım. Kesinlikle yarısı şakalardı. Hülya'nın o şakaların yapılacağı... Ay. Önermemiz her yerde gördüğünü almayacaksın. Gelin bakayım diğer godikler. Zira gecenin son skeciydi efendim. Ha. Sen diyeceksin ki yetkinin doğum günü diyeydi, iyiydi ya. Eser mi desin? Yok be. He? Yetkinin doğum günü diyeydi. Yetkinin doğum günü diyeydi, iyiydi diyor. Yetkinin doğum günü diyeydi. Osman gel, seninle birlikte selam verelim. Sen kadrodasın artık ya. Gel bakalım. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Osman Bey? Gel aslan. Yok, teşekkürler. Gel selam ver. Ha peki. Bugün oynamayanlar kim bakayım skeçte oynamayanlar? Bugün yok herkes oynuyor. Bugün yok herkes oynuyor. Hepimiz oynuyoruz. Ama bence çok güzel bir şey hatırlattı. Sizi de tebrik ederim. Bugün çalışmayan yok bu hafta Murat'ı saymazsak. Sen oynadın mı şimdi? Ben oynuyorum. He iyi tamam. Şişirdin uzatma haftaya hesabını sorarım. İnternette falan yazın Murat niye skeç yazmıyor diye. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı bütün misafirlerimize. Tekrar hoş geldin. Sağ olun, var olun. Sevgiyle kalın. Dur bir dakika dur. Dur Osman bir şey söyleyecek bir son dakika. Kolbasta oynayabilir miyim? Oturun. Kolbasta, dur. Bilenler eşlik edin. Eşlik edebilir misiniz? Tabii. Sen önce bir başla. Biz hazırız. Kol bastı ver İlhan. Herkes hazır. Kol bastı mı? Kol bastı. Dur önce başlasın da biz karışmasın görelim. İlhan. Başlayın. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar.